Arkadaşlar, Fatih Davulcu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize selamlar, saygılar olsun. Bu akşam da sizlere ıspanaklı ekmek yapıyoruz. Anam kolay gelsin. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, anam ekmeğe başladı şu anda. Dün aldım bu akşam ıspanağı. Ispanaklı ekmek yapacağız. Ne edelim? Bire bire et. Her zaman et olacak hali yok. Her zaman olacak hali yok. Bazen yoğurtlu, bazen ıspanaklı. Patates işte gayrı. Patates. Ne verdiyse. Bu şekilde arkadaşlar. Ne diyeyim? Havada kış günü gibi. Arkadaşlar bugün bir soğuk var. Yani bahar değil de sanki kıştan bir hava var. 23 Nisan'da zaten böyle olur. Bazen sıcak olur, bazen evet. Kış olur. O eskiden hep anlatırdı. Ona da anlattıracağım birazdan. Kış olur. Yani. Bir kere de yağmur. 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Herkese. Ama gel gelelim her çok yer buz güzel. Gibi değil mi ne? Çok güzel oldu. Hele yağmur yağınca çok üzülürdük. Okulda yapardık 23 Nisan. Yani biz de okulda öyle yumurta çabalınca. Yarışması, çuval yarışması arkadaşlar çok neşeli geçerdi yani. Çok. Herkes gelirdi. Herkesin annesi, babası, büyükle, yaşlıla gelirlerdi. Okulun önlerine otururlardı. Okul bizim hepimiz mesela iki köy burada okur diye. Herkes gelince. Tabii iki köy bayağı bir öğrenci yapıyor. Bahçesi yapayım. Dolardı insanla. Mutluluk vardı ya. Güzel oldu. Yani. Sonra da bostanlar da mı 23 Nisan'da ekmeye başladı? Şimdiden olsun. Sonra da fasulyeleri falan dikeriz. Evet arkadaşlar. Bağa gel, bostana gel hesabı bahçelerinize. Şimdi 23 tabii, Nisan'da köy yerinde. Erken dikince soğuk yakıyor. Hadi. Fasulyeleri yaktı mı bire bire tohumu hani şey demesin. Evet. Ocağımız hemen mutfağın yanında arkadaşlar burada. Karalı ocak. Hadi. Anam bu akşam karalı ocağı yakmış. İçerisi biraz görünüyor mu nasıl bilmiyorum. Şöyle. Hah. Ya tüpte yapınca Fatih mutfak batıyor. Kokudan durulmuyor. Tamam anne nasıl bilirsen öyle onun yap. Onun için ben de burada yapıyorum. Evet. Bizim için saç. Bizim için saç daha iyiydi anam. Biraz fazla kızardı. Evet arkadaşlar anam hemen bir tane daha yapmaya başladı şimdi. Ispanağı doğradım, kavurdum. Güzel ısladım bir kere. Evet, bir şey yemeye falan yaparken başından anlatalım da hani şey olmasın takipçilerimize. Ispanağı işte dün aldım. Sen koyundaydın. Ben de bir kere yıkadım. Ispanağı yıkamış, kavurmuş anam arkadaşlar. Önce yıkadım. Sonra doğradım. Tekrar bir daha ısladım. İyice ıslandıktan sonra kevurdu. Suyunu akıttım. İyi ki yıkadım. İşte. Ben börttüm yani şimdi. Sıcak suda börttüğüm zaman vitamini gidiyor. Soğanını öldürdükten sonra üstüne koyuyorum. Zaten bayılıyor. Ispanağı börtmeye gerek yok. Tarifini söyleyelim de buradan. Öyle yapsın herkes. Öyle sonra takipçilerimiz olsun. Bana kızmasınlar. Soruyorlar. Yok. Şimdi ıspanağı hani insanla şey yapıyor. Sıcak suya atıyalı, alıyalı. Evet. Olmuyor. Bak işte. Aynen işte bak ne güzel. Hiç evet, sıcak işte. Suya atmadan soğanıyla, ispanak yumurtasıyla öyle kavurdum. Soğan, yumurta. Onların üstüne ıspanağı koydum. Börttüm eden. Börttürünce onun vitamini gidiyor. Ispanağı. Moruk sarıyı. Sarıyı havluyor basın aşağıdan. Ekmek yaptım biliyor benim. Kokusu gidiyor demek yani. Hı-hı. Şimdi ıspanağı hani bazı insanlar sıcak suya atıyorlar, onu sıkıyorlar. Onun hiçbir şeyi kalmıyor. Ispanağı güzel yıka, ondan sonra doğra, tekrar bir daha leğene ısla, biraz beklet. Sonra bu hale geliyor diyor sonra yani. Sonra soğanını ölünce da orada süzülüyor hani kevgürde. Soğan ölünce de mesela iki yumurta mı kırıyor, üç mü kırıyor mu? Ondan sonra kavur. İnsanlar
insanla. Evet arkadaşlar, ıspanaklı ekmeklerimiz. Abi. İnsanları ben çok görüyorum. Ispana börtledim diyelim. O hiç börtlemek istemez. Güzel yıka, doğra. Sonra bol soğanın içine de yumurtasını kır. Üstüne de ıspanağı koy. Öyle kapağını koy. Böyle kalın. Karıştı. Neyle ne? Simitlik kalitesi yani hani birinci sınıf. Biraz açması zor oluyor. Ama iki günde dursa hiç cıvılmıyor. Bozulmuyor diyorsun yani. İki gün yoğur, şor yok o. Otu otu yap. Unun kalitesinden diyor. Sinan unları çok kaliteli. Sinan ben abi buradan selam olsun. Neredeki fabrikada? Evet, dün akşam gittim kuzu yemi aldım. Kuzularımıza yem aldım geldim Sinan sağ abinden. Sağolsun valla. Kısımlarımdan, akrabalarımdan da. Giderim hemen telefon açarım ve alı gelin. Kendi Allah komşumuz zaten köylümüz arkadaşlar. Köylüm duraya gideceğim başka bir yere mi gidecek? Tabii. Yem olsun, un olsun, şeker olsun. Herkesin birer her şey günü var. Fakir. Öyle mi? Herkesin birer günü bu oğlum. Ölümlü dünya. Ne kalp yık. Yıkmak kolay da hemen yapması çok zor. Tabii. Yıkıcı olma, yapıcı ol her zaman. Bana çek. Bana çek. Tabii canım. Cenab-ı Allah arkadaşlar, örtücü ol diye, açıcı olma diye. Yani bunun kalitesinden anam diye açması da zor çok, oluyor diye. Çok güzel. Baklavalık yani öyle. Ha. Baklavalık un, ya hamur böyle mi oluyor diye hani? Tabii öyle. Anam baklava da yaptı bize neler neler. Hayır Ramazan geliyor. Yaparız bir şey. Allah elimizden, dilimizden güle güle tutmak nasip etsin Fatih. Amin. Hastalık sökerlik vermesin. Ne edelim. Gücüm yettiği kadar yine tutmaya çalışırım. Tabii. Hasta olmadığım sürece. Ya işte sen dikkat edeceksin biraz kendine. Ben hiç susamam Fatih. Allah ağzıma su arkadaşlar verir. 10 sene önce falan annem böbreğinin birini aldı, ameliyat geçirdi. O yüzden. Ya Berat'la aynı. Berat'ın doğduğu sene mi ne? Berat annesinin kanındaymış benim başımda olarak. Böbreğinden bir ameliyat geçirdi annem. 2010'da mıydı? Yalan konuşmayayım. Tabii 2010'da herhalde. O zaman aldılar. Ya, bir ay yattım hasta. Doktoruma da selam olsun. Çok baktı. Ya. Karabük'te miydi en son? Medikal. Ha geldi değil mi buraya? Hacettepe'den geldiydi. Hiç ne Ankara'ya ne bir yere yolladı beni. Maşallah iyiymiş yani gerçekten çok de. Çok baktı valla. Bugün hiç iyi değil gibiyim derdim. Bu önde yattı. Çıkma. Tam bir 29 gün yattı. Hastanede. Çok. Anne. Özel odada hiç. Kral ne ediyorsun orada gel. Arkadaşlar kral da burada. Ekmekleri yapıyoruz. Birazdan gelirsin. Hadi iyi bir beslediğin. Desledim de. Kubanı kesip. Ben. Anam da hastaneden çıkınca yollamadı. Ha ameliyat olunca değil mi anne? Bir enfeksiyon ne yapar sen doğurdurmasın. O zamanlar arkadaşlar Salih'le ben de nerede bir yere çalışıyordum tabii. Sen Ulgaz'daydın. Ulgaz'da mıydım? Yokudum o zaman işte. Salih'le de babam ibileri kesip kesip büşürmüşler. Büşürüp büşürüp yemişlik ikisi. Allah kimseyi tek başına bırakmasın. Hastanelere düşürüp de. Amin. Çok özetlettim. Ama benim öyle... Sanki ben sarayda yaşadım. Öyle. Çok baktım adam. Rahmetli anneannem, dedem, arkadaşlar. Her gece geliyorlardı. Her gece. Çok baktı anam bana. Yollamadı köye. Enfeksiyon. Ya. Enfeksiyon kaparsın diye arkadaşlar. Anneannem. Dama gidersin sen durmasın. Bir ay boyunca.
Oralarda hasta olursun diye çok baktın ama. Arkadaşlar babam da geldi şimdi. Ekmekleri yavaş yavaş yemeye başladı. Afiyet olsun baba. Otursan da otur ağzıma yiyin. Tamam ben yerim. Sen karnını doyur. Birazdan Salih de geliyor arkadaşlar. Ispanaklı ekmeği ben şeyden çok etten çok seviyorum. Güzel oluyor değil mi? Ispanaklı ekmek kuvvetli ya ıspanak. Hasan. Oradan çay dolduracaksın yanına. Arkadaşlar babam hep bana anlatıveriyor. 23 Nisan'da diye bir kar yağdı diye. Ya bir kar yağdı. 50 kiloluk seyiste çıkamadı karda. 900 gibi koca koca seyiste. O kavakları budadık göttük de. Vallahi. O kadar yağdı diyorsun yani. Ha neyse. Allah'ın hikmeti. Bugün de çok soğuk arkadaşlar. Yaprak açarken bir kar yağdı. Bu bayan mı durmadı kar yani. Erir gider değil mi? Çiçekler. Eriye gidiyor mu? İşte o gün dolandık. Çiçekle de ayrıldı dallar böyle. Hadi. Tamam anne. Ben şey yapayım. Komposta falan bir şeyler koyayım bu ama. Şimdi. Tamam hemen geliyorum. Evet arkadaşlar çekimimize tekrar devam ediyoruz. Kralı elma ekşisi ezdim de geldim. Kaldığımız yerden. O yoğurt şey etmez ayran. Midemi. Şimdi... Neyle ne? İçmez mi diyorsun ayran mı? Şimdi içmez. Soğan içer de. Ekmeğini içmez. Arkadaşlar babamın bir huyu vardı bir de. Hayatta yemek yerken çay içmez. Yani en son her şey bittikten sonra kahvaltı yapsa dahi çayı en son içer. Bu arada arkadaşlar akşam ezanı oldu. Salih mantar. Salih mantar götürmüş vakti. Buluyor bu. Ha akşam bana da gösterdi. Ama çok güzel güzel yani. Kötümüzü değil çok iyi. Salih çamları kesti. Evet bir ekmek daha geldi arkadaşlar. Babam karnını doyursun. Evet arkadaşlar akşam ezanı okundu. Şimdi tekrar kaldığımız yerden videomuza devam ediyoruz. Nasıl bu? Beğendin mi ekmekleri? Ya ekmek beğenilmez. Ben ıspanaklı ekmeği çok severim. Ya her şeyin tadı ayrı. Seversen iyi. Afiyet olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hele. Teşekkür ederim. Ben de bana sen kalsan da ekme. Ah yapsak ben de hazır değilim. Yapabilir miyim ki bu? Ben de hazır yedim. Hele elim hamura sürmeyin. Bu adı elimden hamura ayıramıyorum ben. Hiç konuştuğuma bak Hasan. Köfte, pirinç pilavı her şeyi yaparım da yani böyle ekmeği yapamam yani. Her şeyin bir şeyi.
Hem yıl yapar Fatih. Havala ya, biraz arkadaşlar havala biraz ısınınca kralından yine kıyı yolda videolarımıza devam edeceğiz inşallah. Patates yapalım kıyı yolda. Ne yani? Etli patates yapar. Etli patates. Babam yapar ya, onunla sıkıntı yok. Ben yapamayacağım şey olum ya. Sen, benim yağım, tuzum, altta yeri yapamayacağım yemeğim olmaz. Sen tavuklarına, ibilerine koyma git. Gel birazdan. Her yemeği yaparım. Sobayı yakacak. Tavukla, ibile arkadaşlar. Salih'in kanatlı hayvanları vazgeçilmez. Onları. Bazı atar satar diye ama ne satıyor der öfkelini. Yine de onlarsız duramaz. Aklına baksa çalı kesmeye gitti. Ya. Git desen gitmez. Ya oğlum. Ovada birisi var baktım. O kaç gündü sayıklıyordu. O kaç gündü gideceğim diyormuş bu çalı kesmeye. Ama o arda itlamalı oldu. Kavakları çalı basmış deyip duruyordu. Ya kabağınızda çalı yok. Çenarında bu suyun çenarında. İşte onu diyordu onu. Fatih. Ne oldu diyorsun baba? Ye Hasan bir işte ye. İki ekmek yedim doydum işte. İki üç yıbağım soruyor. Evet. Ya üçüncü ekmek. Üçüncü ekmek diyor. Abi önce yediydi deminden Fatih. Neyle? İki tane böyle but hemen tavada. Bir şey kokuyor geldim. Bak şimdi bak. Ne zaman yedin Hasan dedim. Butları. Ne yapmış ana? İki but hemen tavada yapmış. Bir şey kokuyor bir gün. Ne pişirdim eti tavada kızarttım. Arkadaşlar hiç duramaz kral. Ne zaman dedim kızarttım da yedin 2 dakikada. Gece 12 olsa gene. Ben senin bekleyin aklım bekleyeceğim değil mi Fatih? Ben kafamı göre yaparım. Her gün 2 but devriye. Hiç uğraşmam diye yani hemen. Ne edecek? Öşenmeye dedi ama ne? Yok. Et olacak. Hiç. Arkadaşlar bir insanın ismini koyarsanız ismine de huyu. Etten ebe diye bıkmam Fatih. Her oyunu et olsa yiyeyim. Etten bıkmam hayatta ya. Yani. Bir insanın diyorum ismini koyunca huyu da suyu da çekiyor. Kamaziden de aynıymış ya sen gibi. Ama ben sobada odun sobasında koyduğum zahmetin çok şahane oldu. Onunla kadar ne? Beşe durumla köle düştüm. Köle var. Etin kanı tam da kaçmadan alıp yiyeceğim. Eti mesela kuruttum onu. Şeyi almak. Canım herkes eti sulu yiyemiyor ki abla. Bazen iyi çok kapaklı sepeti koruyacak. Vardı. Kapaklı sepeti vardı. Hemen pazara rahmetlik giderdi. Eskiden sepet vardı. Koluna da kaldı. Kaç kilo et hemen yedik. Bir de önlük değil mi ne? Bir de mavi gibi bir önlük de vardı. Çözme önlüğü bağlardı. Tıkkıdı tıkkıdı bir de şey trafinleri vardı. Eskiler bilir arkadaşlar. Böyle önlük vardı eskiden. Ninelerimizin. Pazara giderken pazara o önlüğü. Pazara giderdi Fatih. Takarlardı önlüğü. Ya yarıma satardı eskiden. Bak şu bağlar. Az üzerim olmazdı. Şimdi bu millet bası yaka var. Tamam. Elma dikeceğim bol bol ya. Ben diktim. Kaç tane? Diktik değil. Meyve azalıyamaz daha. Meyve dikecek. Yine dikecek. Mevlüt gibi yoldan geçen gitsin. Hayırlı. Tabii canım. Şimdi üstelisin. 15-20 ağaç diktim ben. Gayrı meyve ver yine. Geçen sene budadık dedemin anamın diktiği ağaçları. Anam bir geldi. Eyvah ne ettiniz siz neyle budadınız diye. Ya, ama ne güzel oldu lan bana. Hadi onu bak. Öyle şeyli budayalım şimdi. Böyle bodan gibi etmeyelim. Siz vardım hiç koma evimizde. Tıraş ettik biz hiç komadık. Yok arkadaş. Onun incelerini böyle koyalım. Hani büyüklerini şöyle süslü budayalım. Siz dipten doğru. Allah ne verdiyse değil mi? Kesmişsiniz atmışsınız şöyle. Çok canım sıkıldı da işte Allah'ım sökmüş. Tabii canım o zamanıymış. Hani sen dedem korkma sen dedi. Onlar söker dedi. Ya. Evet arkadaşlar. Fatih cevuz kesme, cevuz yıkma, meyvesi yerine ağacı kesen insan yaşamayacak. Meyveye dokunmayacağım. Ben bir ağaçta dokunmayacağım.
olmuyor. Tabii bak baksınlar, böyle meyve kesen insanlar yaşamı yapar. Yani yemişi yenen meyveyi kesip mesela cevizi mesela satıyorum diye kesiyor adam. 1001 kişi onun cevizini yiyor değil mi? Evet. İç rast gitmiyor. Meyvacı. Meyvacı verecek. Tabii bu dayacan yılı en gelince. En azından benim 10-15 tane can örüyor bu şimdi. Diktiklerim kendim. Meyveyi sevin, ağacı sevin. Siz de dikin ben gibi. Bak benim ıhlamurundan, öründen her şeyi diktim. Ihlamur diktin mi? Vay ıhlamur da baba. Evet. Ha? Yukarıda var. Hurunun duvarın üstünde var ya. Gayrı ıhlamurlar oluyor. Öbür tarafta hurunun üstünde. Ihlamur mu? Ben bilmiyorum. Ihlamurlar altında. Yedi veren dut. Koca parmak gibi oluyor dutları. Maşallah arkadaşlar. Tamam bu arkadaşlar. Kral doydu. Gel bu. Ellerimi yıkayın. Tamam. Evet sıra artık. Meyveyi çok severim. Salih ve ben, Fatih. Ben de. Ben illa yiyeceğim değilim. Meyve canım. Ağacını çok severim ben. Dikmesini. Yetiştirmesini. Şimdi bahçede kaç? En azından 10 tane can örüğü var. Bir yerlere dikeceğim. Yani fazla diyorsun yani. Yetiştirdim burada onunla hep dikilecek. Kasım da dikerim onlara gayrı. Peygamberimiz dünya baksa da meyve ağaç dikin. Tabii kıyametin kopacağını bilse diye ağaç, ağaç dikmeyi bırakmayın diye yani ağaç dikin diye. Ben bu şeye baktım hani depoya çıktım. Kaç nane diktin baksana. Ya. Mesela rahmetli Hafızemmi oraya hani ağılın yanına dikmişmiş. Ha. Böyle ağaçlamışmış. Armut olmuş orada. Ne çok güzel. Dikerdi falan. Ya rahmetli çok ağaç dikerdi. Orada depede olmuş ya. İki tane armut ağacı var. Onu ağaçladıydı. Ağaçlamışmış ha. Çok severdi de meyveleri. Komşumuz arkadaşlar. Babam gelinle beraber böyle davar güderlermiş. Ölümlü dünya oğlum. Ölümlü dünya. Gözümü yumdum. Bir nefes. Aynı hani saatin pili nasıl bitti mi? Evet. Durar biz de öyle. Allah hayırlı ölümle nasip etsin. Amin. Hepimizi. Kâdı kendimi değil. He? Biraz da katmerli ne yapar da çayına. Tamam hadi. Sabahleyin. İyi oluyor. Katmerli mi yapacağım? Biraz da katmerli yaparım. Arkadaşlar şimdi Salih de geldi. İbilerini tavuklarını koymuş. Salih buraya bak. Salih ben çay götüreceğim. Salih bugün, gelmesin demiş bari. Salih bugün çalı keserken yakaladım ya. Kimin aklına geliyor ovaya gidip de. Lan baktım ana. Ne? Yanına görevi almış. Orak almış. Bir de makas almış. Ondan da diyor küçükleri kesiyorsun diye. Onun her alatı vardı yanında. Va canım. Çantası. Herif tam teşekkürlü. Sen ova da beceremesin. Hele. Benim o çok alatlarını asar böyle kurtlara. Şey, şey tamın üstüne hepsini asıyor değil mi? Her şey odun. Evet arkadaşlar. Salih bir de şeyde rast geldim. Şey yapmış, mantar bulmuş arkadaşlar. Mantar da bulmuş. Nereye koydu Salih mantarları? Şöyle o mantar bol baksana. Bak hani. Salih de öğrenmiş gayri yerini. Kıyılarda o çayların kenarında oluyor. Tabii. Hiç Salih evde belki şapkını çıkart lan oğlum. Salih şapkası duramaz. Kışın tekke yazın şapka değil mi? Gülme ya. Gülme. Oğlum yirin seni. Gülme ya. Salih ciddiydi öyle. Cıvık değildi. En çok sevdi değil mi ne? Pazara gitmek. Tabii. Cuma günü git Salih. Gitmeyiz. Niye? Salih şu yüzün görelim lan oğlum. Şu çapkan kaldıran bir şey. Peçesi mi bu oğlan ona? He? Peçe mi bu oğlandı? Ya yüzün görelim cikada diyorsun. Keyfe bak keyfe. Bu saç ekmeği Fatih. Hiçbir şey tutmuyor. Saç. Yani. Karalı saçta. Karayı yemiyorum. Niye Salih? Yemiyorum karayı. Yesin oğlum. Yok yok yemiyorum.
Öğleden şey tavuk budu vardı. Çabuk kızart da yut Salih dedim öğleden. Onunla babamdan yedim. İkisi tamam canım. Ekmeği yedin ya bu dedim. İyi. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Anamla bana değil mi? İkimiz de sıra şimdi. Aklıma ne geldi biliyor musun? Salih. Salih karnını doyurdu gidiyor arkadaşlar. Televizyonda şimdi haberlerde izliyorsun ya Fatih. Sağlık çalışanlarımıza Allah güç kuvvet versin. Amin. Her gün aynı iş. Her gün aynı şey. Her tabii canım, gün aynı değil. O havayı solu. Maske olmuş. İnsan daralıyor. Şöyle ağzıma ben maske taktım bugün. İnsan canına darlık geliyor. Biz yine köylerde takmıyoruz maske. Bunların yardımcısı olsun. Her Allah'ım gün hepsini... yine soyunacak. Tabii canım. O darlığı yaşayacağım. Allah kolaylık versin. Tek çabuktan. Gece gündüz hastanelerde. Evine yani. Gidemeyeli. Tabii. Allah'ım kolaylık versin. Onlara... Arkadaşlar bizler de hepimiz yardımcı olacağız yani. Sağlık çalışanlarımıza Allah güç kuvvet versin. O hastalıkları bulaşmasın. Çarşıda, pazarda da izdiham ya, şey yapmayın diye yani. Yok. Kalabalık durmayın diye hani. Durmuyoruz yani. Tenhai. Ben daha bir sefer gittim pazara. Gittim. Yani. Köylerde bile arkadaşlar herkes evinin önünde yani öyle malına, masadına, hayvanına, otunu veren evine çekiliyor ama. O eskidenki sohbetle, yok, muhabbetle onunla bitti yok. Artık yani. O işle çoktan bitti. Geriden geriye konuşuyoruz hani. Tabii. Ne edelim? Aynı şehirlerde, apartmanlarda sohbet ediyoruz ya aynı biraz o şekilde. Biraz idare edeceğiz, dişimizi sıkacağız. Tabii canım. Bütün şehirde duran, evde duran insanlara da Allah kolaylık versin. Sıkıntılarını Allah'ım kurtarsın. Bütün kuvvetçilerimize de kolaylık versin. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Yardımcısı olsun. Hepsinin adlarını sayamıyorsun. Ayşelerim, Fatmalarım, Azizem var. Hangisi? Hatice'm. Bir sürü diyorsun değil mi? Hayriyem. Hepsi var. Hayriyem var. Hepsi benim bir akrabam. Kusura bakmasın. Adlarının hepsini bilemiyorum. Buradan kucak dolusu selam olsun arkadaşlar. Kucak dolusu selam olsun. Onlar Allah emanet ediyor. Onları biz da kurusun de, evlerde. Ben de karnımı doyuruyorum. Ekmeklerim çıktı şimdi hazırlandı. Annem de yapıya. Allah emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kusurumuz varsa affola. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan'ı tekrar... 23...